Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, sizin döneminiz başlıyor. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak'ta, ardından terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Evet, ben de bir teraziyim. Güneş burcumuza geçiyor. Artık doğum günü dönemimiz başlıyor. Bu ay doğan Eylül terazilerinin doğum gününü kutluyorum. Size sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Ve yükselen terazi burçlarımız 23'ünden itibaren Güneş yükselen burcunuzun üzerinde parlarken sizin de cazibeniz, enerjiniz artacak. Bulunduğunuz ortamlarda daha fazla parlayacaksınız. Evet, bakalım konu başlıklarında neler var Eylül ayında. Gezegenimiz Venüs Başak Burcu'na geçiyor 5 Eylül itibariyle. Balık Burcu'nda bir Dolunay var. Terazi Burcu'nda bir yeni ay var. Ve Merkür Terazi Burcu'nda gerilemeye başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Öncelikle Venüs'ün Başak Burcu'na geçişi biraz enerji düşüklüğü yaratabilir. Çünkü 12. evinizde olacak. Başak'ta da müşkül pesant bir Venüs'tür bu. Hani her şeyden hoşlanmaz, her şeyi beğenmez, çok eleştirir olabilir. Ama iş hayatınızda, mesleki konularda detaycı olacaktır. Sağlığınızla ilgili iyileşmeler için size yardımcı olacaktır. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz Venüs'ün Başak Burcu'ndaki pozisyonunu. Ve Güneş de zaten ayı 23'üne kadar Başak Burcu'nda. Bu anlamda biraz bu ay dinlenmek, biraz gerip çekilmek, kendinizle ilgilenmek, işte varsa sağlıkla ilgili kontrolleriniz falan, onlara zaman ayırmak için iyi bir dönem aslında. Ruhsal şifa, terapi, arınma çalışmaları olabilir. Bunun yanı sıra yalnız başınıza yapacağınız, böyle odaklanarak yapacağınız işler varsa, örneğin yazmak, bir projeyi bitirmek, işte eksikleri gözden geçirmek için de iyi bir dönem. Çünkü Merkür de geriliyor zaten. Evet, 10 Eylül'de Balık Burcu'nda, 17 derece Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek sevgili teraziler. 6. evinizde meydana gelen bu Dolunay, öncelikle günlük hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor. Çalışıyorsanız iş ve mesleki konularda bir farkındalık, bir gündem oluşabilir. Örneğin çalışma koşullarınızda bir dönüşüm. İşle ilgili belki beklentiniz varsa burada bir sonuç almanız mümkün. İş arıyorsanız evet, iş de bulabilirsiniz. Veya hani kendi işinizi yapıyorsanız işle ilgili eğitimler, mesleki hazırlıklar falan. Hani buralarda da önemli gündemleriniz var. Sağlığınıza dikkat edin. Biraz sağlık sorunları oluşabilir. Genel bağışıklık sisteminiz daha hassas olabilir bu dolunayda. Yanınızdaki çalışan kişilerle ilgili veya evcil hayvanlarınız, beslediğiniz evcil hayvanlarınızla da ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 17 derece ve yakınlarında değişken burçlarda, yani balık, başak, ikizler ya da yay, bu burçlarda gezegenleriniz var mı? Varsa bu dolunay sizi daha fazla etkiler. Ama yoksa hani çok da önemli tesirleri olmayabilir. Evet, dolunay balık olduğu için genel olarak bizi duygusal olarak biraz etkileyecek, işte bir maneviyata yönelebiliriz, etrafımızdaki kişilere, hayvanlara karşı daha hassas olabiliriz, yardımlaşma temaları çok öne çıkabilir, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığımıza karşı daha hassas olmamız, ilgilenmemiz mümkün. İşte gerekli kontrollerinizi yapın, check-up'larınızı yaptırın, ötelediğiniz bir sağlık sorunu varsa onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Dolunay sonrası bir diyete başlayabilirsiniz örneğin, ya da rutin bir tedaviniz varsa onunla ilgili kontrolleri yaptırıp belki farklı bir tedaviye başlayabilirsiniz. Hani bunun gibi konular, iyileşme adına, şifa adına konular sizin için ön planda olacak. Ve yine aynı gün 10 Eylül'de Merkür burcunuzda, terazi burcunda gerilemeye başlıyor. 8 derece terazi burcunda. Evet, biraz ben de terazi olduğum için bu Eylül ayında bir şeyler biraz böyle karışabilir. Özellikle burcumuzdaki bir Merkür gerilemesi, işte düşündüğümüz, planladığımız işleri erteleyebilir. Buralarda tekrar ele almamız gerekebilir bunları. Tekrar görüşmemiz gerekebilir. Bunun yanı sıra işte iletişim sorunları, işte kullandığımız iletişim cihazlarında problemler falan. Bunlar yaşayabiliriz, olasıdır. Herkes yaşayacak diye bir durum yok ama olasılıklar dahilindedir. O yüzden zaten Merkür gerilemelerinde çok hızlı hareket etmemek, çok hızlı kararlar vermemek gerekir. Biraz durmamızı ister, düşünmemizi, gözden geçirmemizi ister. Örneğin çalıştığınız bir proje varsa, yazdığınız bir şeyler varsa, bir öğrenciyseniz eğitim hayatınızla ilgili bunları okumanız, gözden geçirmeniz, eksikleri tamamlamanız için fırsatlar verebilir size. Zaten hani Eylül'ün sonlarında artık Başak Burcu'na doğru gerilemeye başlayacak, teraziden ayrılacak. Bu da bilinçaltı alanınızı biraz hareketlendirecek. Bu dönemde uyku sorunları yaratabilir. Biraz böyle kendinizi huzursuz, gergin, stresli hissedebilirsiniz.
enerjinizi çalışmaya ayırın. Sağlığınızla ilgilenin. Beslenme konularına biraz daha dikkat etmekte fayda var. Merkür gerilemesi döneminde. Evet, ayın 23'ünde Güneş artık Terazi Burcu'na geçiyor ve terazilerin dönemi başlıyor. Hemen ardından 26 Eylül'de Terazi Burcu'nun 2 derecesine yeni ay doğacak. Bu yeni ay bence keyifli bir yeni ay. Her ne kadar Merkür gerilese de Jüpiter'le hizalanan bir yeni ay. Aynı zamanda gökyüzünde güzel üçgen açılar söz konusu. Yani bu yeni ay hayatınızda yeni bir adım atmanız, yeni bir karar vermenizle ilgili çok önemli etkiler veriyor. Şans ilişkilerden yana, yani eşinizden destek alabilirsiniz. Tanışmalar olabilir, evlilik gibi konular olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar. Buralarda şanslar var. Buradan destek ve cesaret alabilirsiniz. Bununla beraber imaj değişimleri olabilir. İşte kendinizle ilgilenebilir, imajınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı yaptığınız tedaviler sonucunda iyileşmeler olabilir. Veya estetikle ilgili bazı uygulamalar olabilir. Bunun yanı sıra yer değişiklikleri, mekan değişiklikleri, taşınmalar ve benzeri konular da hayatınızda söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarında mı? Veya hani bu derecelerde özellikle gezegenleriniz var mı? O zaman bu tesirler sizin için çok daha öne çıkacaktır. 10 Ekim'e kadar olan süreçte bu yeni ay etkilerini devam ettirecek, hayatımıza taşıyacak. 27 Eylül 30 Eylül arası güzel bir gökyüzü var. Bol bol üçgen açı var. İşte Venüs ile Merkür Başak Burcu'nda birleşiyor. Plüto'ya güzel bir açıda. Aynı zamanda ikizlerdeki Mars size çok enerjisel olarak bu ay destek olacak. Daha fazla hani cesaretinizi arttırıyor, özgüveninizi arttırıyor. Mars'ın Satürn'le de üçgen açısı kesinleşiyor ayın son günlerinde. Hava elementinde olduğu için önemli destekler verebilir bu size. Bir yandan sosyal ilişkilerde canlanma, bir yandan zihinsel konular, hani iletişimler, iş anlaşmaları, seyahatler, hani buralarda daha somut adımlar atabileceğiniz, kendinizi güvende hissedebileceğiniz istikrarlı sonuçlar da oluşturabilir gökyüzündeki etkiler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.